çevre düzenlemesinde yasaların daha etkili olduğunu açıklayıp anlatmaya çalışacağım. Platon'un Devlet adlı bir kitabı var ve Platon hayatı boyunca sürekli bir filozoflardan oluşan bir devlet kurmak istemiştir ve en büyük sebeplerinden birisi ise yasalardır. Cumhurbaşkanı öyle bir kural getirdi ki, öyle bir yasa soktu ki anayasaya, şöyle dedi: herkes zorunlu bir şekilde buna uyacaktır. Uyulacak kural şu. Platon dediler. Platon bir birey değil miydi? Platon bir bireydi. Platon yönetti. Evet, Platon bir bireydi. Şu an tekrar söylüyorum. Peki Singapur? Singapur'u hayaletler mi temizledi? Soruyorum arkadaşlar. Orayı da bireyler temizledi. Bizim dünyamızda en büyük sorunlar haline gelen çarpık kentleşmeye değinmek istiyorum. Gördüğümüz gibi insanların bilinçsizce davranışlarından, kendi kafalarına göre yerleşmelerinden dolayı yerleştikleri binaların altyapıları sağlam olmadığından dolayı en ufacık sarsıntı, en ufacık doğal afet sonucunda insanlar can ve mal kaybına maruz kalıyor. O benim için hiçbir şeydir. Uymuyorum, bana burada yasa çıkar. Uymuyorum arkadaşım. Ne yapacaksın bana? Bireyimi yok edeceksin. Unutma, dünyada her şeyde birey için var. Ve konumu şöyle ele almak istiyorum. Ormanların doğal afetten önceki halini görüyoruz, yemyeşil. Doğal afetten sonraki hali ise ağaçlar yerine otelleri görüyoruz. Size soruyorum, sizce doğal afet mi yoksa bireylerin afeti mi? Bana dediniz ki sigara kapalı alanlarda içiliyor, ta ki şu yasa gelene kadar. Şöyle bir şey var, bazıları kapalı alanda sigara içmek yasaktır cezası var ya, 89 lira diyor. Bazı arkadaşlarımız alıyor, diyor ki boşver ya, ben parasını vereceğim ama sigara içeceğim. Parasını veriyor, sigarasını içiyor. Ama yaklaşık çürütmelere ayıracağım. Kur'an-ı Kerim örneği verdiler, bireyler dediler. Biz cennete gitmek için değil, cehenneme gitmemek için Allah'ın koyduğu yasalara uyuyoruz. Şöyle bakın. Bakın gerçekten kendi ellerimle çektim, geçen gün hocalarına da yakalandık zaten. Arkadaşım, ya bu fotoğrafın hali ne Allah aşkına bak? Bu fotoğrafın hali ne? Sizin yasalarınız böyle mi yapıyor? Geldi. Bizim öğrencilerimize tebrik ediyoruz. Jürimizin arkadaşlar puanlaması sonucunda Sosyal Bilimler Lisesi 344.2, Fatma Aliye 358.2. Gençlerin kendilerini ifade etmeleri, kendi düşüncelerini savunmaları, kendi doğrularını belgelerle ortaya koymaları çok hoşumuza gitti. Bizim istediğimiz buydu. Aslında bu manzaraya başlarken nasıl bir sonuçla karşılaşırız? Bu derece bir ilgi görür müyüz? Bu konuda açıkçası küçük de olsa soru işaretleri vardı. Ama iyi ki böyle bir şeye karar verdik. Öğrencilerimizin kendilerini savunurken hakikaten argümanlarla, delillerle desteklemeleri, düşünceleri, bunun arkasında durmaları, kendilerine olan özgüveni ortaya koymaları çok hoşumuza gitti. Tabii bu bir yarışmadır. Mutlaka bir yarışma varsa bir birincisi, bir ikincisi, bir üçüncüsü olur, bir kazananı olur. Ama bu yarışmanın kaybedeni olmayan bir yarışma. Sosyal Bilimler Lisesi de çok güzel yarıştı. Hakikaten güzel yarıştı. Ama Fatma Aliye'yi hakikaten tebrik ediyorum. Mesleki teknik. Salona girdiğimde ben kafamda otomatikman Sosyal Bilimler Lisesi'ne verdim birinciliği. Sonuç öyle olmadı. Jüri yerinde olmayı istemezdim. Çok çekişmeli bir yarışmaydı. Ben hepinize başarılar diliyorum. Böyle devam edin gençler. Sizler de...